Kayseri Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, meclis toplantısında muhalefetin susturulmaya çalışıldığını öne sürdü. Bugünkü ikinci oturumdu. İlk oturum ayın 8'inde yapılmıştı. İkinci oturumda ilk defa Büyükşehir Belediye'mizin toplantı salonunda gerçekleştirdik. Öncelikle onu da ifade edeyim. Biz bu belediye meclislerine halkın seçmiş olduğu, vermiş olduğu oylarla gelmişiz. Biz bu oyları burada vatandaşımızın derdini dile getirmek için kürsüde kullanacağız, mecliste kullanacağız, sokakta halkımızı dinleyeceğiz, onların derdini geleceğiz, belediye başkanımıza veya yetkili organlarımıza anlatacağız. Bununla ilgili muhalefeti çok konuşturmam adına bugün şahit olduğunuz gibi işte belediye meclis başkan vekili, ya oturduğumuz yerden konuşalım. Ben oturduğum yerden konuşan bir yapım da yok aslında. Kalkıp elimle kolumla yüzümle konuştuğum kişilerin yüzlerine bakarak konuşmaktan keyif alan, doğruları anlatırken o insanlara karşı yaşadıklarımı gözlerine baka baka anlatan bir yapım var. Öncelikle biz orada bir kritik süreç yaşadık. Malum bu süreç vatandaşın bize söylediklerini biz kürsüden yine belediye meclis üyelerimize ifade ettik. Performans raporu üzerinde hazırlanan programın çok yetersiz olduğunu, bunların içerisinde mahallelerden şehir merkezine ulaşımın hala giderilmediğini gördük. Aktarma olacaksa aktarma noktalarında biz çocuklu aileleri düşündük, bütün insanların genel ihtiyaçlarını düşündük. Bunların giderildiği bir istasyonlar olması lazım dedik. Kırsal alan belirlemesine bundan tam bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin kanunlaştırdığı ama hala belediyelerin yürürlüğe almadığı kırsal alan belirlemesinden performans rakamlarında gündeminde bir şey olmadığını gördük. Mezarlıklar konusunda büyük şehrin ilgi alanında olan bir yerdir. Bütün mezarlıklar hangi ilçede olursa olsun bakımsız olanların bayramdan bayrama değil ama genelde bir ziyaret edilip bir bunların elden geçirilmesi gerektiğinden bahsettik. Biz şehrimizin geçen yıl yaşadık, gördük. Şehir meydanının trafiğe ne kadar sıkıntılı bir ortam oluşturduğunu, bununla ilgili performansta herhangi bir çalışmanın olmadığını gördük. Önümüzdeki yıl yine yurt dışından gelen misafirlerimizle aynı sıkıntının yaşanacağını, bunlarla ilgili bir çalışmanın olmadığını beyan ettik. Şehir dışından gelen, Boğaz Köprü'den giren vatandaşlarımızın şehir meydanına gelene kadar 15 ila 20 tane trafik lambasında beklediğinden bahsettik ve her birinden 1-1,5 dakika beklediği zaman sadece oralarda 20 dakikalık 25 dakikalık zaman kaybettiğinden bahsettik. Bunlar performans raporlarında, programında olmayınca biz bunun yetersiz olduğunu kendilerine ifade ettik. Belediyelerimizin, büyükşehir başta bütün ilçe belediyelerimizin bütçeleri bugün gündemimizdeydi. Biz bunların da rakam olarak bazılarının yetersiz olduğunu ama biz İYİ Parti grubu olarak hangi rakamı getiriyor, hangi rakamda siz kendinizi iyi hissediyor, hizmet edebileceğinizi siz karar veriyorsunuz. Bunların içerisinde konulabilecek şeyler var ama bunları koymasanız da biz sizi bütçesiz bırakmayız. Tahmin ve takdir ettiğiniz bütçeyi de oylarız dedik, onları oyladık. KASKİ ile ilgili bugün bir gündemimiz vardı toplantı sonrası. KASKİ ile ilgili ben Sarıolan Palas mahallemizin geçen hafta vekilime intikal ettirilmiş, il başkanımızla istişare olarak gittiğim, yerinde ziyaret ettiğim hemşerilerimin Palas mahallesinin 7000 nüfuslu bütün foseptiklerinin 100 metre ileride tarlaya aktığını gördüm. O kokuda sabır gösterilemeyeceğinden, yani insanın burnunun direği sızlar derler ya, o ortamın yaşandığından, hijyenik olmayan bir ortamdan bahsettim. Ve ben bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nde KASKİ gündeminde yatırımlarda bunu gündeme getireceğim demiştim. Özgür Başkan'ın olduğu, KASK Genel Müdürü'nün olduğu ortamda kendisine bunu ifade ettim. Orada Palas Mahallesi ile ilerideki Üzerlik Mahallesi'nin arasında bir boru hattının döşenmesi gerektiği, bunun sit alanı içerisinde kaldığı için bakanlıktan olur beklediklerini, bu olur yazısı geldiği takdirde ödeneğinin bir şekilde hazırlanıp ihaleye çıkarılacak, bu sorun giderilecek ifadesini aldık. Yine de ben Palas Mahallesi halkı adına hiç olmazsa bu süreç ne zaman tamamlanır, 3 ay, 5 ay göremiyorsanız da sıklıkla Palas Mahallesi'nin o civardaki boşa akan foseptiklerinin vidanjörlerle sürekli tahliye edilmesi, alınması noktasında bir öneride bulunduk. İnşallah onlar da buna dikkat edecekler.